Engin Ardıç, kadın politika insanı. Canan Hanım kıvırtmış. Elbette öyle yapacaktı. Erken seçim ya da başka bir şey dediğimde normal seçimi kastettiğim oldukça aşikar demiş. Yok yahu, öyleyse biz Türkçe bilmiyoruz. Ya da başka bir şey cümleciği ya da aynı şey anlamına geliyormuş. Seçim ya da seçim. Peki bunun için 2 kere tekrarlamış, mükerrer konuşmuş. Pekiştirmek için herhalde, sağlam olsun diye. Hani belki inandığınız Allah'ınız belanızı versin dediği krolar anlama zorluğu çekerler. Yok canım, erken seçim ya da normal seçim demek istemiştir. Öyleyse niçin tersten söylüyor? Normal seçim ya da erken seçim daha düzgün bir cümle olmaz mıydı? Canan Hanım, numarayı bırakınız. Bu kıvırtma belki savcılıktan tutuklanmadan çıkıp gitmenizi sağlar ama kimseye yutturamazsınız. Hiç de aşikar değil hanımefendi. Keşke daha akıllı bir kıvırtma yolu seçseydiniz de Gülünç olmasaydınız. Ama bunların genel başkanı Gülünç olmaktan korkmadığını, hatta bunu bir alışkanlık haline getirip benimsediğine göre herhalde il başkanları da çekinmiyor. Erken seçim ya da başka bir şey derken doğal afetleri kastettim diyebilirdiniz. Hani koronavirüs herkesi 1'e kadar kırar da ortada oy verecek seçmen kalmaz. Dolayısıyla seçim de yapılmaz. Bunun gibi ya da başka bir şey. Ne olabilir? Uzaylılar gelir, seçim meçim yaptırmazlar. Türkiye'yi CHP yönetecek, biz öyle uygun gördük, direneni lazer silahlarımızla yok ederiz derler. Daha da sinsi bir yol. Ya da Tayyip Erdoğan'a emri hak vaki olursa demektir. Ama hemen de ekleyeceksin. Suikast demedim canım, doğal yollardan. Korkma, gene tutuklanmazsın. Hanımefendi, bu verdiğim tüyolar, bundan sonra yaratacağınız çeşitli skandallarda size ışık tutsun, yolunuzu aydınlatsın. Doyamamış olacak ki sonra bir daha kıvırtmış. Savcıya Fahrettin Altun'un evinin dikizlenmesi için talimat vermedim demiş. Telkinde de bulunmamış. Böylece röntgeni yapan ilçe başkanını da ateşe atmış, başını yakmış. Şimdi ilçe başkanına düşen bu kadın yalan söylüyor deyip topu iade etmektir. Ama bunu yapamaz. Parti militanlarından tam bağlılık ister. Gerektiğinde kan kusacaksın, kızılcık şerbeti içtim diyeceksin. Şimdi sus, Kodes'e gidersen nasıl olsa Canan Hanım'ın kulaklarını çınlatmak için bol bol vaktin olacak. Belki genel başkanın senin içinde bir yürüyüş düzenler, kalan tırnaklarını da o yolda bırakır.